bu iki genç belki de Yunanistan'ın geleceği. Evstrasios Kehayas ve Leontios Stamploudis. Onlar 30'larının henüz başında iki elektronik mühendisi ve iş adamı. Bu iki gençle Atina'daki bir iş merkezinde buluşuyoruz. Burada bugünlerde Yunanistan'da örneğine pek rastlanmayan bir şey gerçekleşmiş. Uluslararası çapta başarılı bir yüksek teknoloji merkezi kurulmuş. 80 şirket ve 40 üniversite bu merkezde bir araya gelmiş. İki iş adamı bu merkezin en genç üyeleri. En önemli şey krizi bir saplantı haline getirmemek. Çünkü insanlar her yerde kriz, kriz, kriz görüyorlar. Tamam, kriz var da çok çalışmalıyız. Sıkı çalışıyoruz ve yaptığımız şeye inanıyoruz. Temel düşünce bu olmalı. Okuldan arkadaş olan iki genç fiber optik kablolar için özel bir güçlendirici geliştirmişler. İnternet ve telekomünikasyon şirketleri veri taşımada bu güçlendiriciye ihtiyaç duyuyorlar. Ülkenin kriz içinde olması onların cesaretini kırmamış. Müşterilerden yaptığımız işe yoğun ilgi var. Çünkü küçük bir şirketiz ve müşterilerin isteğine uygun ürünler geliştirebiliyoruz. Büyük firmalar bu tarz işleri yapamıyorlar. Aynı iş merkezinde bulunan Helik, genç iş adamları için örnek teşkil ediyor. Atina'da kurulan bu şirket, dünya çapında başarıya sahip. Yunanistan'dan hiç müşterimiz yok. Tüm müşterilerimiz Amerika Birleşik Devletleri'nden. Batı yakasından, Kaliforniya, Arizona, Oregon, Texas ve ayrıca Amerika Birleşik Devletleri'nin doğu yakasından da müşterilerimiz var. Şirketin Japonya ve Çin'den de müşterileri var. Ayrıca Helik, Alman Infineon şirketi içinde programlanmış çipler üretiyor. Şirketin yöneticisi, bilişim sektörünün Yunanistan'ın geleceği açısından önemli bir sektör olduğuna inanıyor. Ülkede yeterince kalifiye eleman var ve bilişim sektöründe başarılı olmak için büyük bir sermaye gerekmiyor. Kendine güvenmek ve iyi fikirler geliştirmek yeterli. 11 milyonluk bir ülkede pazarın yeterince geniş olmaması tüm girişimcileri ülke dışına odaklanmaya teşvik etmeli. Yunanistan dışındaki pazar ve fırsatlardan faydalanmak gerekiyor. Şirketin kurucusuna göre Yunanistan'ın Euro bölgesine üye olması, Helik gibi küçük bir şirketin büyük pazarlara açılması için oldukça önemli bir avantaj. Euro onları destekleyen bir faktör olmuş. Buna karşılık Yunan siyasetçilerden pek bir destek görmemişler. Biz bir devrimin tam ortasında bulunuyoruz. Elbette barışçıl bir dönüşüm gerçekleşiyor ama bu aynı zamanda bir devrim. Kısa vadede ne olacağını söyleyemem. İyimser bir insanım. Yunanlıların diğer Avrupa devletleriyle birlikte bir çıkış yolu bulacağına inanıyorum. Kaderimiz ve geleceğimiz Avrupa ailesinde. İki genç girişimci de Yunanistan'ın Euro bölgesinde kalacağına inanıyor. Şimdi üretim ve pazarlama masrafları için kendilerine bir finansör arıyorlar. Bizim için mesele siyasetçilerden, devletten ya da toplumdan bir şey beklemek değil. Asıl önemlisi devletin ve toplumun bizden ne beklediği. Bize düşen bu topluma bir şeyler vermek. Örneğin topluma iş alanları yaratabilirler ve gelecek perspektifleri sunabilirler. Ve belki biraz da yeni bir Yunanlılık bilinci.